Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Seyyidina ve rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'i. Sözlerime yüce Rabbime hamdü sena. İki cihan serveri sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun ehli beytine, ashabına, ona tabi olanlara salatü selamla başlıyorum. Değerli kardeşlerim, rahmet mevsimi, Kur'an mevsimi, takva mevsimi, kardeşlik mevsimi, mağfiret mevsimi, bereket mevsimi, Ramazan-ı Şerif. Evet riyaz Salih'in okumaları dersimizde orucun önemi, değeri, fazileti, oruçlunun alacağı ecir ve mükafat ile ilgili hadisi şerifleri okuyacağız. Maden ocaklarında oruç tutanlar, ağır iş şartlarına rağmen oruca devam edenler, orucun Ramazan'ın bereketini görenler ve Ramazan-ı Şerif'in ümmeti Muhammed'in birleşmesine, kaynaşmasına, yardımlaşmasına ve dünyada İslam ülkelerinde akan kanın durmasına vesile olması için dua edenler. Evet. Mümin kul 11 ayın sultanı Ramazan'ı hasretle, özlemle bekledi. Ve Ramazan-ı Şerif'i değerlendirme onun için bir görev oldu. Her konu başında olduğu gibi İmam Nevevi rahmetullahi aleyh riyaz Salihin adlı bu eserinde bu bölüme girerken de yine ayeti kerimeleri zikredecek. Estaizu billahi bismillah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kutib aleykum siyam. Oruç size farz kılındı. Kema kutib alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Her ümmette, her millette, her şeriatte Hz. Adem'den günümüze kadar evet, oruç ibadeti var. Sebep لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böylece takvada derece alırsınız. Ramazan ayı takva, ecir, mükafat noktasında çok önemli manevi bir iklim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. Bu Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an bu ayda indirilmiştir. Huden linnaz. <laughs> Kur'an insanlar için kılavuzdur, rehberdir, hidayet rehberidir. Ve beyinatim minel huda vel furkan. Hidayet ve furkan hakkı batıldan ayıran ölçüleri açık açık bildiren kitaptır. Femen şehide minkumu şehre fel yasun. Kim Ramazan ayına erişirse oruç tutsun. Ve men kâne meridan ev alâ seferin fe min eyyâmin uhar. Kim hastaysa veya yolcuysa buna karşılık günleri kaza etsin. Evet, Cenab-ı Hak Ramazan ayında oruç ibadetini farz kılmış. Her yıl 10 gün önce gelerek bütün yıl boyu oruç tutmuş oluyoruz. Ramazan ayı gerçekten Cenab-ı Hakk'ın bize ikramıdır. Cenab-ı Hakk'ın bize ihsanıdır. Cenab-ı Hakk'ın bize lütfudur. Okuyacağımız hadis-i şerifler bu durumu gayet iyi açıklamaktadır. An Ebi Kureyre'te radıyallahu anhü kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kureyre'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, kal Allahu azze ve celle. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor hadisi kutsi. Yani manası Cenab-ı Peygamber'in kalbine aktarılan, Efendimiz'in kendi üslubuyla açıkladığı ifadeler. Kullu amel ibni Adem'e lehu. Ademoğlunun her ameli kendisi için. İlla <laughs> oruç müstesna. Fe innehu li. O benim içindir, benim rızam içindir. Bana özel bir ibadet. O ene eczi bihi. Onun mükafatını bizzat ben vereceğim buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Her ibadetin bir puanı var. Derecesi var. Meleklere bildirilmiş. Melekler de o dereceyi yazıyor. Oruç ibadetine gelince as-siyam veya as-savm diye yazıyorlar. Oruç. Karşılığı nedir? Mükafatı ne kadardır? Melekler dahi bilmiyor. Bizzat Cenab-ı Hak mükafatını verecek. E mükafatını veren Cenab-ı Hak ise ne kadar büyük bir mükafat olduğunu tahmin edemezsiniz. Vessiyamü <laughs> cünne İki kelimelik hadis-i şerif. Vessiyamü <laughs> cünnetün Cennetün değil, cinnet değil. Cinnet, cinnet geçirmek biliyorsunuz. Delilik. Akılda mahrumluk. Peki cennet, cenneti de biliyorsunuz. Ama cennet de değil, cinnet de değil. O siyamu cünnetün. Oruç kalkandır. Oruç insanı günahlardan, haramlardan uzaklaştıran bir kalkandır. Gençlere özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Evlenmeye gücü yetmeyen gençlere oruç tutmalarını tavsiye ediyor. Harama girmemeleri için, zina, fuhuş, levata benzeri haramlarla meşgul olmamaları için, tertemiz, iffetli, namuslu, nezih bir genç olarak kalabilmeleri için orucu tavsiye ediyor. فَيْذَا كَانَ يَوْمُ السَّوْمِ يَحَدِكُمْ Sizden biriniz oruçta olduğunda فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ Cinsi söz ve davranışlardan uzak dursun. Bağırıp çağırmasın. فَاِنْ سَبَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَكُلْ اِنِّي سَائِمْ Biri ona sataşacak olursa, biri ona kötü söz söyleyecek olursa, ben oruçluyum kardeşim desin. Ne demek ben oruçluyum? Orucun sevabını böyle basit bir tartışmayla yok etmek istemiyorum. Çünkü oruçlu nezihtir. Ağzından çıkan sözler, davranışları ölçülüdür. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِنْ سَائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ Muhammed'in nefsini elinde tutan Rabbime yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlusunuz, e, tabi olarak ağız kokunuz değişiyor. Hem bir tesellidir, hem de bir lütuftur. Cenab-ı Hak nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Lissâim-i <laughs> Oruçtun iki sevinçli anı vardır. Yefrahuhuma sevindiği, memnun olduğu iki sevinçli anı vardır. İze aftara fereha bi fıtrihi. Oruçlu iftar ettiği zaman bu ile sevinir. Buradaki iftar iki manaya gelir. Oruçlu her akşam iftar ettiğinde e, bununla sevinir. Cenab-ı Hakk'a şükreder. Elhamdülillah. Bugün oruç tutmayı Rabbim sağlık verdi, nasip etti diye Allah'a şükreder. Veya bayrama erdiği zaman yine Allah'a şükreder. Bir Ramazan'ı oruçta geçirdiği için. Ve izâ lekiye rabbehu feriha bisavmihi. İkinci sevinci Rabbi ile karşılaştığı zaman oruçlu, orucu sebebiyle elde edeceği mükafatlardan dolayı sevinir, mutlu olur. Bu hadis-i şerifi Bukhari Müslim rivayet etmiştir. Bukhari'nin rivayeti bu şekilde ama bir başka rivayetinde şöyle bir ilave var. يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِي Cenab-ı Hak buyuruyor ki oruçlu, yiyeceği te terk ediyor. içeceği terk ediyor. Cinsi arzularını terk ediyor. Benim için. Allah rızası için. Asiyam oli ve ene eczi ve eczi oruç benim içindir. Benim rızamı kazanması içindir. Benim rızam için terk ediyorsa onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Ene eczi bi. Ve hasenetü bi her güzel amel on misliyle karşılık bulur. Bir gün oruç tutmuşsanız onunla çarpılır. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumuşsanız onunla çarpılır. Kur'an-ı Kerim'in her harfine on sevap var. Yani Müslüman ameli en az onunla çarpılır. Cenab-ı Hak kat kat ecir ve mükafat verir. Ve fi rivayetin müslim, müslimin rivayeti biraz daha farklı. Kullu amel ibni Adem'e yuda'af. Her Adem her ameli kat kat, kat katlanır. El hasenetu bi aşriye misaliha. Her iyilik, her güzellik, her hasene, her sevap onla katlanır ila 700 yedi 700 katına varıncaya kadar ve daha da ileriye varıncaya kadar. İhlasa göre, durumumuza göre, yaşa vesaire, mesleğe göre, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği diğer ölçülere göre. Kalallahu Teala illes savm. Oruç hariç ve innehu li ve en bihi o benim içindir mükafatını ben vereceğim. Ye de o şehvete hu ve min ecli. Cinsi arzularını ve yiyeceğini, yemeği benim için terk eder. Lissayimi ferhaten oruçlu için iki sevinç anı vardır. Ferhatun inde fıtrhi ve ferhatun inde likay rabbihi. Biri orucunu açtığı zaman, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman. Ve le khalufu, ve le khulufu fihim atyabu indallahi min rihil misk oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Müjde üzerine müjdeler konuştu için. Ve anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men enfaka zevceyni fi sebilillah nudiye min ebwabil cenne. Ya Abdullah, haza hayır. Kim Allah yolunda çift çift verirse Ey Allah'ın kulu bu senin için hayırlıdır denir. Verirken çift çift verin. Femen kâne min ehli salatin nû du'ye min bâbi salâ. Kim namaz ehli ise beş vakit namazla beraber nafile namazları eda ediyorsa namazla ilgili belli bir seviyeye, muhabbete sahipse namaz kapısından çağrılır. Omen ken min ehli cihad du'a min babil cihad cihat ehli olanlar mücahitler cihat kapısından çağrılır. Omen ken min ehli siyam du'a min babir rayyan ancak oruçların kapısı özel bir kapı rayyan denir. Rayya iyice kanıksayan doyan iyice tatmin olan manasında rayyan. Dünyada aç kalmanın karşılığı orada bol bol nimetler verilecek. Rayyan kapısından cennetin kapıları bir bölüme açılıyor. Buradaki kapı aynı zamanda bir bölüm. Bir kapı ama o kapının genişliği çok geniş, ikramlar çok geniş. Ve men kâne min ehli sadakati du'ye min babi sadaka. Kim zekat ve sadaka ehli ise, bol bol zekat ve sadaka veriyorsa sadaka kapısından çağrılacaktır. Kale Ebu Bekir radıyallahu anh bu hadis-i şerif üzerine Hazreti Ebu Bekir şöyle buyurdu. Bi ebi ente ve ya Resulallah. Annem babam ey Allah'ın Resulü sana feda olsun. Ma ala men du'ye min tilkel ebvabi min darure. Bu kapılardan bir kapıdan davet edilen bir problemi yok. Fe hel yudu min tilkel ebvabi kulliha. Bütün kapılardan çağrılacak olan, bütün bölümlere girmeye hak kazanan, bir kimse var mı? Fakal ne'am. Evet en entekûne minûm sen onlardansındır. Ebu Bekir asıddıyık. Bütün dersleri peki olan talebe. Bütün dersleri zirvede, cenazede, sadakada, namazda, oruçta, cihatta, fetvada, ilimde, irfanda, takvada, sevgide, saygıda, merhamette. Zirve şahsiyet. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet, cennetin bütün bölümlerine girmeye layık kimse. Rabbim şefaatine nail eylesin. Sehr ibn-i Sa'din radıyallahu anhü ennebi sallallahu aleyhi ve sellem kal İnne fil cenneti bâben yukalü lehûrreyyân Cennette öyle bir kapı vardır ki ona el-reyyân kapısı denir. Yedhulü minhussâimûne yevmel kıyâme Oruçlular kıyamet günde o kapıdan girecekler. La yedukulu hadun gayrum. <laughs> Oruçlardan başkası o kapıdan girmeyecek. Yukal <laughs> ey saimun. Oruçlular nerede diye sorulacak. Ve <laughs> kalkacaklar. La yedukulu minu gayruhum. Onlardan başka kimse girmeyecek. Ve ida dakhalu felem had. O oruçlular girince kapı kapanacak. Başka kimse girmeyecek. Üç defa Üç cümleli hadiste peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç defa öyle buyuruyor. O kapıdan, oruçlardan başkası girmeyecek cümlesini üç satırlık cümlede üç kere naklediyor. Yani özel bir kapı, özelin özel, özel bir bölge, özel bir bölüm, cennetin özel bir kısmı. Rabbim nasip eylesin. Evet, değerli kardeşlerim. Ramazan ayı en çok Kur'an-ı Kerim okunan ay. Ramazan ayında bir program yapalım. Programımız şu olsun. Bu sene Ramazan geçen seneki Ramazan'dan geçen senelerdeki Ramazan ayından farklı olsun. Geçen Ramazan'da bir cüz okumuşsak bu Ramazan'da iki cüz okuyalım. Geçen Ramazan ayında iki cüz okumuşsak bu Ramazan'da üç cüz okuyalım. Geçen Ramazan'da üç cüz okumuşsak bu Ramazan'da daha fazla okuyalım. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim ayı. Ramazan ayında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem özellikle son 10 gününde Cebrail Aleyhisselam'a o güne kadar inen ayetleri okurdu. Cebrail Aleyhisselam da onu okurdu. Ramazan ayı mukabele ayı. Karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma, karşılıklı Kur'an-ı Kerim dinleme ayı. Ramazan ayı sevgi, rahmet, merhamet, kardeşlik, ikram ayı. Ramazanda yapılan ameller kat kat katlanır. Ramazan ayı muhasebe ayı. Ramazan ayında nefsimizi hesaba çekeceğiz. Ve bir yıl boyunca geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a neler yaptık, neleri bıraktık, nasıl bir amel işledik kontrol edeceğiz. Ramazan ayı oto kontrol ayı. Ramazan'da asık suratlı olmak caiz değil. Ramazan'da gönül kırmak, Başka zamanda caiz değil ama Ramazan'da hiç caiz değil. Ramazan ayı sevginin, muhabbetin, şefkatin, adaletin, insanlığın hakim olduğu ay. Sürekli tekrarlanan, sürekli aynı sözlerin dinlendiği bir ay olma yerine maneviyatımızı takviye vesile olan bir ay olmalıdır Ramazan ayı. Ve Cenab-ı Hak nezdinde sevilen bir kul olmanın Cenab-ı Hak nezdinde sevilen bir kul olmanın zevkini, lezzetini Ramazan ayında yaşamaya gayret edelim inşallah Teala. Değerli kardeşlerim. Ramazan ayında tuttuğumuz bir günlük orucun ecir ve sevabını merak ediyorsunuz. Ebu Said el-Hudri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu konuda şöyle buyurduğunu naklediyor. An Ebi Sa'idin Hudri radiyallahu anhu kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma min abdin yasumu yevmen fi sebilillah bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa illa ba'adallahu bi zalikel yevmi vecehu anin nari seb'ine halifen bu bir günlük oruç sebebiyle Allah onun yüzünü cehennemden yetmiş yıl uzaklaştırır. Onu cehennemden yetmiş yıl uzaklaştırır. Bir tefsirde bir yorumda Allah yolunda tutulan oruç yani cihat yolunda tutulan oruç şeklinde anlaşılmıştır ilim yolunda, helal rızık yolunda, cihat yolunda hepsi fi sebirle kavramı içerisine girdiği için tutulan oruçlar elbette cehennemden uzaklaşmamıza, cennete girmemize vesile olacaktır. Haziranda, Temmuz'da, Ağustos'ta harman zaman oruçtan taviz et, vermiyor kardeşimiz oruca devam ediyor. Yoğun iş şartlarına rağmen oruca devam eden kardeşimiz kazanıyor. Evet, oruç berekettir. İnnemâ tunsarûne ve dua faikum. Siz ilahi yardıma ve bol rızka yoksulların, zayıfların, kimsesizlerin elini tutarak eriştirilirsiniz buyuruyor. Evet Ramazan ayında oruç diye iftar ettirmek. Ramazan ayında dua almak. Ramazan ayında dua etmek. Ramazan ayında aynayı kendimize tutarak salavat-ı şerife zikir ve tesbihatla meşgul olmak. Ramazanı değerlendirmek vazifemizdir. Ramazan ayı delikodulara fırsat vermemelidir. Ramazan ayı tartışmaya, münakaşaya sebep olmamalıdır. Ramazan ayı eşimizi, çocuklarımızı üzdüğümüz, üzeceğimiz bir ay olmamalıdır. Ramazan ayı İslam dünyasının kaynaşmasına, yardımlaşmasına, birleşmesine vesile olmalıdır. Görüyorsunuz. İslam dünyası yardımlaşmayınca, kaynaşmayınca başımıza neler geldiğini görüyorsunuz. Rabbim bize güç versin, kuvvet versin. Takva noktasında ilerlemeyi nasip eylesin. Gönlümüzü Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla doldursun. Rabbim oruçlarımızı, namazlarımızı, özellikle teravih namazlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Rabbim Ramazan'ı bizden razı, bizi ondan razı eylesin. 11 ayın sultanı bizim için çok değerlidir. Çok kıymetlidir. Rabbim kabul eylesin.